Burada üç tane dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenlerin boyutları da verilmiş. Yüksekliklerini ve genişliklerini biliyoruz. Şimdi buradaki şeklin eni ve boyu aynı. Dolayısıyla bu şekil bir kare. Bu şekillerin her birinin her bir tanesinin ne kadar yer kapladığını bulacağız. Şekillerin boyutları metre cinsinden verildiğine göre biz de alanları metre kare olarak hesaplayacağız. Bu sarı dikdörtgenin içine kaç tane metre kare sığdırabileceğimizi düşünelim. Bunu yaparken sınırların dışına taşmayacağız ve metrekareler birbirlerinin üstüne gelmeyecek. Bu arada hatırlayalım, metrekarenin uzunluğu da genişliği de 1 metre. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane metrekare sığdırabiliyoruz. Buradaki alanın 6 metrekare olduğunu gördük. Ve belki burada aklınıza şu soru takıldı, bu metrekarelerin her birisini gerçekten tek tek saymak zorunda mıyız? Aslında hayır. Örneğin bunu iki tane üçlü grup olarak ele alabilirdik. Örneğin bunu bir üçlü grup ve bunu da buradakileri de başka bir üçlü grup olarak görebilirdim. Peki üçlü gruplara nasıl ulaştım? Buradaki uzunluk 3 metre. Dolayısıyla buraya 3 tane metrekareyi yan yana koyabilirim. Peki, 2 tane üçlü gruba nasıl ulaştık? 2 tane grubumuz var değil mi üçlü? Bunun yüksekliği de 2 metre. Yani bu 6 tane metrekare hesaplamanın bir başka yolu, genişlik 2 metre olduğuna göre 2 tane üçlü grubum olacak diye düşünmek ve 2 ile 3'ü çarpmaktı. 2 tane üçlü grubumuz var. 2 ile 3'ü çarpıyoruz ve 6'ya ulaşıyoruz. Peki bu sadece bir aslantı mı? enle boyu çarparak aynı alanı bulduk değil mi? Hayır bu bir aslantı değil. Yüksekliğe alarak kaç tane satırımız olduğunu bulduk, genişliğe alarak her satıra kaç tane kare sığdığını bulduk. Dolayısıyla kaç tane metre kare sığdırabileceğimizi bulmanın kısa yolu bu. 2 metre çarpı 3 metre eşittir 6 metre kare. Peki bu kural her zaman geçerli mi? Aynı kuralı buradaki diğer dikdörtgen için de uygulayalım ve görelim. Az önce yaptığımız gibi uzunluğu alacağız. Uzunluk 4 metre ve bunu genişlikle yani 2 metre ile çarpacağız. 4 çarpı 2 eşittir 8. Yani bu dikdörtgenin alanı 8 metre kare. Şimdi de metrekareleri tek tek yerleştirerek alan gerçekten 8 metrekare mi diye bir kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu dikdörtgenin alanı gerçekten 8 metrekareymiş. Bunu 4 tane ikili grup olarak düşünebilirsiniz. 4 çarpı 2 de zaten buradan geliyor veya bu dikdörtgeni iki tane dörtlü grup olarak da düşünebilirsiniz. Burada bir tane dörtlü grup ve burada da başka bir dörtlü grup var. Ve son şekle geldik. Bu şeklin eni ve boyu aynı. Yani bu bir kare. Yükseklikle genişliği yani 3 ile 3'ü çarpıyoruz. Ve alanımız 9 metre kare çıkıyor. Şimdi alanı bulmak için n ile boyu çarpmanın tamamen mantıklı olduğunun aklınıza yatması için bu sonucu da alana kareler yerleştirerek bir kontrol edelim. Bakalım kaç kare yerleşecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu alanın sınırlarının dışına çıkmadan ve üst üste bindirmeden kaç tane metrekare sığdırabildik? Kenar uzunluklarını çarptığımızda yani yükseklikle genişliği çarptığımızda bulduğumuz sonuca ulaştık. Şahane! Demek ki doğruymuş.